Herkese selamlar dostlar. 27 ve 28 Kasım 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. Dünya Kupası'nın her maçını ele aldım. İdeallerinden ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. değerlendirecekleri bol şanslar. Maçlarımıza geçmeden önce sizden isteğim var. Şöyle artı 300 seviyesine, 2 günlük bir video, artı 300-400 seviyesine çıkabilirsek çok teşekkür ederim. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle maç skoru yarışmamız var. Ondan önce İngiltere maçının maç skorunu bilen yok. Kimse 0-0 yazmamış. Bilginize bilen kimse kazanamadı yani. Sizlere 27'sinden İspanya Almanya maç skorunu soruyorum. 28 Kasım'dan da 28 Kasım'dan ise Portekiz Uruguay maç skorunu soruyorum. Yine bilen bir arkadaşımızı İspanya maçı için. Yine tekrar bilen bir arkadaşımızı Portekiz maçı için alacağız. İkisi de çok zor maç. Bakalım maç skorları ne olur sizlere sorduk. Değerlendirecekleri katılacaklara bol şanslar efendim. Geçtim bunu. Yüksek misli neler yaptık dün? Dün yüksek mislimiz iki tane yüksek misli verildi dün. Başarılı oldu ikisi de. Soldan başladığımız zaman da Hollanda maçına Avrupa yüksek mislisi, Avrupa yüksek mislisiydi. Hollanda'nın atacağı bir gol, Senegal'in atacağı bir gol. Galler maçına da 3.5 at olarak verdim. Avrupa'da oranı bunun 1.68 ediyormuş. Zaten yazmışım. Ufak bir açıklama yazaraktan da yazmışım. Başarılı olmuş. Sağ tarafa baktığımız zaman da tekli yüksek misli. Yani nesineden oynayanlar için legal yüksek mislisine baktığımız zaman da Monaco'nun burada atacağı 79 sayıyı verdim. Ki tam 80 sayı attı. Oradan da başarılı olduk. O da aynı şekilde başarılı oldu. İki tane yüksek mislimiz geldi. Değerlendiren katılanlara tebrik edelim diyelim geçelim. Baskette neler yaptık? Dün dün Euroleague kombinesi geldi. Aynı şekilde gecenin NBA kombinesi de geldi. Solda gördüğünüz NBA kombinesiydi. 2-0-7 gibi orandan kazandı. Değerlendirenleri tebrik edelim. Sağda gördüğünüz ise Euroleague kombinesiydi. Yine Monaco mücadelesi vardı burada. Ve yanına Anadolu Efes'in atacağı 78 sayı 79 sayı vardı ki zaten ben YouTube'da da bu iki maçı sizlere anlatmıştım. Bir sizler de o kombineyi yaptıysanız da başarılı olmuşsunuzdur. Buna LeBron arkadaşımız verdi. İki kombine de baskette de başarılı olduk. Geçtim bunu 180 oranlı kupon kaçtı. 180 oranlı. Bu benim yüksek oran grubum. 100 TL'lik bir seviyem var ya yüksek oran ve sistem grubu. Ben oraya böyle 6 maç, 7 maç yüksek oranları yazıyorum. İsteyenler sistem yapsın diyorum. İsteyenler de ee, tekli tekli değerlendirsin diyorum. 7'de 5 oldu burada. Fakat düellolarda ve normal İngiltere maçı yaptı. Yani İngiltere maçı gelseydi burada ikisi de gelmiş olacaktı gibi gözüküyor. İki tane atsaydı İngiltere burada. 2-0 bilse 180 euro cepte. Ama güzel maçlar vardı. Senegal'in düellosunda Senegal'e verdim. İran düellosunda İran'a verdim. İngiltere düellosu başarısız. Monaco maçına maç sonu 1 ve 156.5 üst altına geçelim. Pana maçına 1 ve 157.5 alt diğerine gelen Efes alır ve 157,5 üst verdim. Çok güzel yüksek oranlardan yakaladık. Tekli kazananlar çok fazla varmış. Instagram'dan da yazdılar. Tebrik edelim de geçelim. Şöyle 25 Kasım'ın YouTube raporuna baktığımız zaman da sizlere toplamda 6 mücadele verdim. Bir tanesi de yüksek oranlı tercihinizi de sunmuştum sizlere. Senegal'in 1,5 üstü olarak da. Sadece İngiltere bizi yattı. Az önce bir arkadaşımız da dün verdiğin 25 Kasım'dan verdiğim sadece 2 tanesi tutmuş demiş. Yani sanırım başka kanallarla karıştırıyor olabilir bizi veya akli dengesinde bir problem olabilir veya kulaklarında bir problem olabilir. Anladığını da anlamıyor olabilir. Zihinsel bir engel de olabilir. Bilmiyorum. Ali Yavuz isimli arkadaşımız o da ismini de verelim. 25 Kasım'da sadece İngiltere maçımız yaptı. Diğer hepsi başarılı oldu. Değerlendirenleri tebrik edelim efendim. Maçlarımıza geçelim. Sizlerden ricam artı 400 seviyesinde bir like'tır. Şöyle artı 300-400 seviyesine çıkabilirsek hemen 2 saniye izleyelim. Çok teşekkür ederim. Dilerseniz direkt başlayalım. İlk mücadelemiz Japonya ile Costa Rica mücadelesi. Costa Rica ilk maçını ka kaybetti. Japonya da kazandı. Almanya'yı devirerekten de. Japonya'nın bu maçta şansı yani e, gruptan çıkma şansı yükseldi Almanya'yı yenerekten de. Bu maçı kaybetmek istemeyecektir Japon taraftarlar kesinlikle. Costa Rica ilk maçta İyi bir görüntü vermedi. Kalede namaz çok da iyi bir görüntü vermedi bence. Yani çıkardı da yenmeyecek golleri de yedi bence kendi seviyesine göre öyle söyleyeyim sizlere. 7-0'lık bir mağlubiyet var burada. Japonya'nın ileri hattı da biraz iyi sayılabilir zaten. Özellikle Forvet'in arkasındaki üçlüye baktığımız zaman da burada Kubo, Kamada ve Ito isimler. Zaten bildiğimiz Avrupa'da oynayan isimler bunlar. Bunlar iş yapabiliyor Japonya takımında. Aynı şekilde burada ben Japonya'nın galip gelmesini bekliyorum. Çünkü gruptan çıkma gibi bir şansım var. Burada onu kullanmak isteyecektir. Maç sonu bileni bir 30 gibi orandan zaten idealden öneririm. Onun yanında biraz daha yüksek oran isteyenler varsa da 3.5 altın oranı oranında 1.80 gibi oranı var. Japonya burada 2-0 gibi veya maksimum 3 olur diyorum. O skorla kazanır gibi geliyor bana değerlendirecekler bol şanslar. Diğer mücadelem Belçika Fas mücadelesi. Belçika'yı hiç ama hiç beğenmedim. İlk maçta resmen kontratak oynadı. Yani bir baskın bir veya rakip takımı alacak bir oyun sergilemedi o mücadelede. 1-0 galip geldi. Hasta beraberle oynadı. Fasa baktığımız zaman da onlar da çok fazla üretemedi aslında mücadele genelinde. Bir iki tane etkili friki vardı. Onun dışında çok da fazla bir şey yoktu. Aslında kadrosu da iyi. Her iki takımın kadrosu iyi ama iki takımı da ben çok beğenmedim. Mücadelenin ben üste gitmesini beklemiyorum. Güzel orandan 2.5 alt tercihini burada 1.58 gibi oranı önermek istiyorum. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Bol şanslar. Hırvatistan Kanada. Kanada'yı inanılmaz beğendim. Kanada muazzam top oynadı. Kanada'nın maçını izlediniz mi? Yani Kanada o mücadelede 1-0 Belçika'ya mağlup oldu. Ama Belçika'yı deliyordu yani. Bırak biri at bir tane atmayı 2-3 tane bile atıp bu maçı kazanırdı. Hatta Kevin de birim bir açıklama yaptı ya dedi yani biz oynamadık dedi. Ben de kötü oynadım dedi. Maçın adamı da beni seçmişler dedi. Ben burada şöyle bir tercih yaparım. Hırvatistan yine bir klasik Hırvatistan oyununu sergiliyor. Ondan zaten bir şüphemiz yok. Benim burada idealim güzel oyun sadece gerçekten bu maça rolling yapardım. Deplasman atacağı bir golü bence değerlendirin. İlk maçta çok atletik oyuncular var, hızlı oyuncular var. Fizikleri de iyi aslında. Ama final vuruşlarını bir türlü yapamadılar. Belçika mücadelesinde. Bence burada Hırvatistan'a bir gol atarlar gibi geliyor. 1 27 bunun oranı var. Ama bu oran düşüklüyorsanız da ben şöyle bir tercih de yapayım. Mücadele genelinde genellikle Hırvatistan maçları öyle de biter. 2-3 gol tercihini burada 1-78 gibi orandan biraz daha yüksek orandan sizlere önerebilirim. Değerlendirecekler bol şanslar efendim. Geçtim diğer mücadeleme. İspanya ile Almanya mücadelesi. Bu maçın maç skorunu sizlere sorduk. Maç skoru ne olur diyerekten de yorumlara yazın mutlaka. Bilen bir arkadaşımızı alalım. Almanya son maçta kaçırdı, kaçırdı 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 yersin öyle Japon şeyini. İspanya'ya baktığımız zaman da İspanya güzel futbol serg sergiliyor. Takım oyununu sergileyebiliyor. Gençler takımı adepte olmuş. Hatta biz kendi arkadaşlarımızla konuşuyorduk. İspanya ile Costa Rica maçını. E, o maçta Pedro Gavi yerler çocuklara bunlar naif çocuklar falan diyerekten de konuşuyorduk. Hani oğlum atarlar bunlar bak diyordum. İspanya çok top çeviriyor. Bir Atağa çıkarken 50 pas çeviriyor rakibin kafasını döndürüyor diyerekten muhabbet etmiştik. Velhasıl kelam 7 tane attı o maçta. Almanya burada kazanmaya oynayacaktır bence. Maç ikinci yarı risklerde alınır bence bu mücadelede. Ben burada bir KG var tercihini alırım. Her iki takım da git gel yapacaktır ki çok ideal oran açmışlar var tercihine göre. Maçın bence bir 1 biri, biri var gibi geliyor bana. Değerlendirecekler burada KG var idealden değerlendirebilir. Bir de bir yüksek oran önerisi yapmak istiyorum. Şöyle bir öneri olacak bu da. Şuradan hemen inersem. Aynen. 1.80'de oranı var arkadaşlar. Ben mücadele genelinde ilk kere biraz daha temkinli geçebilir. Ama en çok gol ikinci yarı gelebilir diye düşünüyorum. 1.80'de bunun oranı var. Çünkü Almanya ikinci yarı gol bulamazsa riskler alınır. Mücadelede açılır gibi geliyor bana. Bilginizle bol şanslar. Geçtim diğer karşılaşmalarımı. 28'inde de tam 4 tane mücadelem var. Yine Dünya Kupası'nın 4 maçını aldım. Değerlendirecekleri, katılacakları bol şanslar. Sizlere maç skoru olarak burada ile Uruguay'ın maç skorunu sormuştuk. Yine like atarak da destek olursanız sevinirim. Başlayalım. Kamerun-Sırbistan mücadelesi. Sırbistan Brezilya ile oynadı o mücadelede 2-0 gibi mağlup oldu. Çok daha iyi o kafa tutabilecek oyununu sergilemedi ama daha fazla da yiyebilirdi. Kamerun İsviçre'ye mağlup oldu. Çok iyi bir oyun sergilemedi Kamerun takımı da. İlerisi var ama gerisi yok. Sırbistan burada bence galibiyet gelir gibi geliyor. Günlük mücadelesi ama ben burada bir Sırbistan galibiyeti bekliyorum. Gruptan çıkacak ikinci takımın ben burada Sırbistan olmasını bekliyorum. Bakalım burada çıkması için Kamerun'un yenmesi lazım. Doğrudan 2 alıyorum. Bir de yüksek konu yüksek olarak da burada handikap 0 yani tek farklı bir Sırbistan galibiyeti de değerlendirme altına alınabilir bence. Oyunuyla birlikte söylüyorum. Güney Kore-Gana mücadelesi. Yani çok keyif vereceğini düşünmediğim maçlardan bir tanesi. Her iki takımın da puan durumuna baktığım zamanlar berabere kaldık Güney Kore takımı. Uruguaylar iyi bir oyun yoktu. ganada' mağlup oldu. 3-2 gibi skorlu. Az daha 3'ü atıyordu o da. Berabere kalsın iyice, iyice sıkıntıydı. Burada ben dediğim gibi mücadelede çok fazla gol beklemiyorum. Mücadelenin yine burada dünya klasik dünya kupası klasik diyelim. 2.5-6 olarak gitmesini bekliyorum. Buna da zaten 1.39 gibi bir oran açmışlar. Çok fazla gol beklemiyorum. İki takımda zaten üretkenlik anlamında sıkıntı yaşıyor. Gana biraz daha üretken olarak sayılabilir. Ama Bakın karşılarında Güney Kore var. Defansı da sağlam. Orta sahası da bir nevi sağlam diyebiliriz. 2.5 alt tercih alınabilir bu maçta. Geçtim Brezilya İsviçre mücadelesine. Ben bu mücadelenin maç sonu 1'e veya ev sahibi 1.5 gitmeyeceğim. Neymar bu maçta olmayacak. Neymar olmasa bile birçok takımlar var. Ama İsviçre bazen takımlara ters gelebiliyor. Ben biraz yüksek oran denemesi tek tercih yapmak istiyorum bu mücadeleye. Ben mücadele genelinde toplam gol aralığı 2-3 gol bekliyorum. Mücadelede ben çok gol olmaz. 2 golde de kalabilir gibi geliyor bana. 2-3 gol tercihim benim burada idealimdir. Değerlendirecekler bol. Şanslar 1.80 gibi orandan. Portekiz-Uruguay mücadelesi. Yine çok fazla gollü geçme ihtimalini görmediğim maçlardan bir tanesi. Alt bitebilir mi? Ya yani şöyle baktım. Alt bitebilir gibi geliyor bana bu mücadele. Üst olması biraz zor gibi geliyor. İlk maçta zaten 3-2 gibi çok fazla bir skor çıktı. Ama burada Portekiz atmak isteyecektir. Uruguay da artık bir şeyler yapmak isteyecektir. Mücadele genelinde ben yine yine bir yüksek oran yapalım. Toplam gol alalı 2-3 gol diyelim. 8 gibi orandan bu mücadeleyi de 2-3 gol tercihini tek tercih olarak sunmak istiyorum. Değerlendirecekler bol şanslar. Toplamda 8 adet mücadeleyi anlattım. Raporları anlattım. Hızlı bir anlatım yaptım. İdeallerinden bahsettim. Yüksek oranlarından bahsettim. Çok da uzun tutmadım. Sizleri de sıkmak istemiyorum açıkçası zaten. Ekran karşısında ben yokum sesim var. O yüzden değerlendirecekleri, katılacaklara bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.